Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. 23.30'a kadar yayınımız devam edecek. 23.30'a kadar hemen şu WhatsApp mesajlarını birkaç tane daha okuyalım. Abi, çiftçinin %99'u borçlu. Mahsul para etmiyor. Siz onların sorununu konuşuyorsunuz. Çıkıp birileri siyaset yapıyorsunuz diyor. Bu millet at gözlüğünü çıkarmadıktan sonra ferah erişemeyecek demiş bir arkadaşımız. Recep abi, programın çok güzel ve herkes izliyorsa evet diyenlere bir sorsak daha neler yaşayacağız? Biliyorlar mıymış daha nerelere borçlanacağız? Konya merkezden Mehmet Kuru yazmış. Ben Karapınar'dan alıyorum. İsmimi vermek istemiyorum. Karapınar'a verilen hibeler bir isim vermiş. O ismi de ben vermeyeyim. Ve kardeşlerine verilir. AK Parti yandaşlarına verilir. Araştırırın, zanlı konuşmanın ne kadar günah olduğunu bilirim. Selamlar, saygılar demiş. O isim vermiş ama o ismi de okumayalım. Şimdi başımıza iş almayalım. Evet, şimdi gelelim şu Kırmızı Et Üreticileri Birliği bir açıklama yaptı. Genel Başkanları Bülent Tunç dedi ki 500 milyon kasaplık hayvan getirilmesine biz karşıyız dedi. 500 bin. 500 bin, evet. 500 milyon dedi. Milyon mu dedim abi, o kadar çok çiftçinin borcu konuştuk ki 500 bin az gibi gelmiştir. 500 bin kasaplık hayvan gelmesine biz karşıyız. Bize ne kadar hayvan istiyorlarsa, et istiyorlarsa biz vermeye hazırız. 500 bin tane hayvanı getirmek cinayettir. Hayvancılığı çok sıkıntıya düşürür. Geçmiş dönemde yine ithalatla 18 liradan 12 liraya düşüldü bizim kesim fiyatımız. Ama marketlere bu yansımadı. Milli Tarım Projesi kapsamında hareket etmek gerekir diye söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Ama aynı Kırmızı Et Üreticileri Birliği bu kadar hayvanımız var derken şimdi de çiftçiler için hayvan getiriyor. Brown Angus cinsi hayvanlar getireceğini söyledi. O yazıyı da bir türlü bulamadım. Hem konuşuyorum hem arıyorum. Brown Angus'u getireceğim dedi. Getirdiği hayvanlar arkadaşlar şimdi ekrana versinler. Bu hayvanların o hayvanlar olduğunu iddia ediyorlar. O hayvanlar mı? Bir bakalım. İşte bu hayvanlar, Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin getirdiği hayvanlar bu hayvanlar olduğu iddia ediliyor. Resimler bu. Ölmüş hayvanlar ve çok zayıflar. Yani 100 kilo ya vardır ya yoktur. 300 kilodan fazla getiremiyorlar zaten. Bu ölen hayvanlar. Bu ölen hayvanların işte şartları da bu. Bu şekilde hayvanlar getirilmiş. Şimdi işin daha enteresan tarafı, bu hayvanlardan biliyorsunuz hayvanlar için karantinayı alan insanların çiftliklerini de karantinaya alıyorlar. Bu karantina sonucunda da getirilen hayvanların %3'ünden serum alıyorlar. Yani ebeli hastalığı olup olmadığını görmek için numune almışlar %3. Bu alınan %3 numunenin de bazıları pozitif çıkmış. Bu pozitif çıktıktan sonra da tekrar tüm hayvanlardan serum alınmasına karar verilmiş. Bunlardan alınanlarda da işte kimisinde 28 tane, kimisinde 25 tane onlarca hayvanda bu ebeli hastalığı tespit edilmiş. Bunu merkeze bildiriyorlar. İşte böyle bir sıkıntımız var. Burada da uygulama şu: bu ebeli virüsü olan hayvanların kavurma hanesi olan mezbalarda kesilmesi gerekir. Bir ay içerisinde
Bunun da et süt kurumunda olduğu söyleniyor. Yalnız et süt kurumu da diyor ki arkadaşlar ben bu hayvanları sizden normal randumana göre belirttiğimiz fiyattan alamam. Kaç tadını alacaksın? 1/3 fiyatını alacağım. Yani ortalama 6,5 lira 7 lira gibi rakamlarla biz bu hayvanları sizden alabiliriz diyor. Yapacak bir şey yok, mecbur verecekler. O arada tabii Türkiye'nin birçok yerinden bana bu tür şeyler geldi. Araştırdım, Elbistan'da böyle bir sıkıntı var. Ben bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra tabii ki hemen Elbistan'a baskılar başladı. İşte basına açıklama yapma, konuşma, biz halledeceğiz, zarar ettirmeyeceğiz, işte şirket zararı karşılayacaksa işte şudur budur diyor. Şimdi konuşacağımız konu burada bu hayvanların seçimini yapan heyette bakanlığın veterinerleri var. Bu hayvanların seçilmesinde resimde gördüğümüz hayvanlar işler resimdir. Bu konuda yine çok şikayet var. Mesela Tekirdağ'dan bir arkadaş bana yazmıştı ama şu anda onu bulmam zor. İdris diye bir arkadaş. Ben gittim diyor. Macaristan'a, Çekya'ya ne gitmiş? Çekya'ydı yanılmıyorsam. Çok kaliteli hayvanları buldum. 4500 euro mu dedi. Öyle bir rakam dedi. Çok fiyat uygun. Ama benim getirme iznim yok. Nasıl getireceğim? İlçe Tarım Müdürlüğü'nden, bakanlıktan veteriner götüreceğim. Veterineri 5 yıldızlı otelde ağırlayacağım, masrafını çekeceğim. Artık oradaki sistem çok daha farklı. Bunu da söylemek istemiyorum artık, anlamışsınızdır. Yani orada akşam saat 8'den 9'dan sonra da ayrı şeyler, talepler var. Sistem öyle bir kurulmuş ki oradaki 4500 euro diyelim bir düve, bunu 9000 eurolara kadar maliyetler çıkıyor. Ben diyor getirmek istiyorum ama getiremiyorum diyor. Bana 1400 kilometre diyor. Ben tırınla gidip getirmek istiyorum diyor. Olmuyor. Ama şöyle de bir de enteresan bir durum var. Bir vatandaşın bu şey için değil ama kırmızı et üreticileriyle ilgili bir durum değil. Yine yurt dışından hayvanlar getiriliyor. Hayvanlarda bir virüs çıkıyor. Bütün hayvanlardan numune alınması için talimat yazıyor. Karantinanın gereği bu. Tek bir hayvandan bütün hayvanların kanını almışlar. Bak şimdi tezgaha bak. Bütün hayvanların kanını tek bir tane sağlam hayvandan almışlar. Orada kan grubu aynı hayvanın kanı olduğu anlaşılmıyor. Bu alınan numunelerin 400-500 tane hayvan diye yanılmıyorsam veya 250-300 tane 28 tane mi 30 tane mi pozitif çıkmış, diğerleri negatif çıkmış. Aynı hayvanın kanından. Nasıl 28 tanesi pozitif, şu kadarı negatif diyebiliyorsunuz? Ayrıca siz sesinizi çıkarmayın, medyaya konuşmayın, raporları biz ayarlayacağız denildiği de iddia ediliyor. Devletin laboratuvarları da bu olaya alet oluyor. Yani o bütün sürüden alınan numunelerde de sağlam hayvanlardan birkaç tanesinden veya 3-5 tanesinden alınarak bütün sürüden alınmış gibi işlem yapılıyor ve negatif de çıkarılabiliyor. Dilerseniz de pozitif çıkarılıyor. Bu nasıl bir düzendir? Yani kendi üyelerine bu hayvanları nasıl getiriyorsunuz? Nazif Karabulut var, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı. Aynı zamanda Genel Başkan'ın da yardımcısı. Telefon ettim bu konuyla ilgili. Dedi Recep Bey, ben Aydın'dayım. Daha önceden de programımıza birkaç sefer katılmıştı. Dedim ya salı günü program. Dedi yine Aydın'da olacağım. Burada hayvan alıyorum. O yüzden 10 gün buradayım dedi. Cevap hakkını kullanmak isterseniz kullanın diye programa davet ettim. O da mazeret beyan etti. Gelmedi. Başka birisi bu konuda cevap ve hakkını kullanmak istiyorsa da tarım masası açık. Cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Şimdi soru bu.
şu. 6000 tane hayvan gelmiş. Şubat ayında. Bu hayvanlar yüksek de bir maliyetten gelmiş. Yani yanılmıyorsam 4 dolar 40 sent mi? Öyle bir rakam. Vergi mükellefi olmayanlarda 4.40. Vergi mükellefi olanlarda da 4.11. Ama gelen hayvanların da hepsi brown angus değil. İçlerinde angus olan ama değişik bunların cinsleri var. Fiyatı çok daha düşük, kalitesi düşük olan hayvanlar da bu sürülerin içerisinde var. 2.90 gibi fiyatı olması gereken bu hayvanlar 4.40'tan kendi üyelerinize nasıl sattınız? Bu hastalıklı hayvanları orada kimler seçti? İşte Ali Koyuncu diye bir vatandaş var. Eski milletvekili, bakanlıkta bakan danışmanıydı. Oradan da istifa etti bizim yayınlardan sonra. Zaten Şaibe ile çok anıldı ismi. Bu hayvanları da seçen ekibin başında Ali Koyuncu olduğu iddia ediliyor. Yani artı bir diğer olay da bu hayvanların ihalesini ben araştırdım. Dedim yani ihale mi yaptınız? Yok, teklif mektubu. Nasıl bir teklif mektubu? Firmalara biz bu kadar hayvan alacağımızı bildirdik. Bize tekliflerinizi gönderin dedik. Onlar da faksla tekliflerini gönderdiler. Faksların içerisinde de en ucuz teklifi veren firmaya biz bunu verdik. Şimdi siz Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde çalışan bir sekreter, bir güvenlik görevlisi veya orada bir başkası. Yani şeytan avukatlığı diyorlar ya. O gelen fakslardan işte Türkiye'de 100 tane değil. Yani evet. 8-10 tane firma var. Bu 8-10 tane firmanın bir firma adına tekliflerini bildirirseniz. İşte şu firma şunu verdi, bu firma bunu verdi. 2 sent, 3 sent, 5 sent, 10 sent altına o firma teklif verip bu 6000 hayvan ihalesini alabilir. Alabiliyor. Abi nasıl olacak bu? Nasıl konuşmayalım? Nasıl sakin program yapalım? Mümkün değil. İçler acısı bir durum. Bunun faillerinin, sorumlularının derhal bulunması gerekir. Yani sadece hani dünyalık şeyler uğruna değil, bunun arkası aranmalı. Bunları çoluk çocuk yiyecek ve nesillerimiz var bizim. Yani buna vicdan lazım. Çok haklısınız. Sakin program yapmak mümkün değil. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır diyeceğiz Recep Bey. Evet. Bunların cezasını işte dediğimiz gibi zamanında yerinde halk tepkisini verecek. Cezalar caydırıcı olacak. Bunları yapanlardan... Bir de benim anlamadığım, evet, hemen bir olay tarım masasına düşünce hemen telefonlar, baskılar, şunlar, hı, bunlar. Arkadaş, sivil toplum kuruluşları, ben milletvekili adayı olmalarına karşıyım. Tabii ki. Şimdi bakıyorsun Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Edip Yıldız aday. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı aday. Daha başka adaylar da çıkacak veya çıkıyordur. Yani bu kadar siyasetin içerisinde sivil toplum kuruluşu olmaz. Tarım, hele tarım, hayvancılık, bazı hayati şey organlar tamamen siyaset üstü olmalı zaten. Yani bunlar siyasete alet edilmemeli. Bunlar bir program çizilmeli. Kim gidiyor? Şu hükümet gelmiş, A gelmiş, B gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Bunlara göre değişmeyecek, yıllar bazında, uzun yıllar sürecek politikalar lazım. Ben bu konuda Şemsi Bayraktar, benim devamlı eleştirdiğim bir insan. Mesela Şemsi Bayraktar bu konuda dik duruş gösteriyor. Hı. Adam hiçbir şekilde aday olmuyor. Hı. Ben hatta programda dedim, yani seni kimse bakan yapmaz, milletvekili yaparlar bey de bakan yapmazlar da dediğim insan. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şemsi Bayraktar, bu konuda takdir ediyorum ben. Hiçbir şekilde siyasi AK Parti'nin yanında, bazen MHP'nin yanında olmuş ama görevi gereği olabilir. Hükümetle uyumlu bir çalışma içerisinde olabilir ama bakıyorsun abi, adam işte Süt Üreticileri Birliği Başkanı
Pat çıktı, milletvekili oldu Ali Koyuncu. Evet. Eski Süt Üreticiler Birliği, Merkez Birliği Başkanı. Sonradan hayvan seçmede. Müşavirken hayvan seçmeye gitti adam. Evet. 1 milyar TL'lik bir yolsuzlukla anıldı. Bu olay bu. İkincisi, ya bu kadar baskı niye yapıyoruz? Arkadaşlar işinizi düzgün yapın. Yani siz, yine biz bu Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ni ben bir masaya yatırdım. Bu masaya yatırdığında apar topar o hayvanlar getirildi. Yoksa çiftçiden peşin olarak aldıkları belli bir miktar var, hayvancıdan aldıkları. O para bankada. Bekliyor. Niye bekliyor bilmiyorum. Anladım. Ya o kadar çok şey var ki bunlara cevap vermeleri lazım. Artık çiftçiyi, hayvancıyı rant olarak görmeyin. Ya yeter artık daha. Yani eğer para kazanmaksa kazandınız. Kurumunuza da kazandınız. Belki kendinize de kazandınız başka şekilde, işte çiftliğinizde veya bilmiyorum. Yani para yediniz demiyorum. Ama kazandınız. Ya yani bu işi babanızın hayrına yapmıyorsunuz. Aynen öyle. Burada siyasilere bakıyorum. Yeter. Yani Bosna'dan o kadar hayvan getir, et getir, ne beşe getir, şu getir, bu getir. Ya yani nereye gideceksiniz? Ben sizinle yaptığımız önceki programda mı söyledim? Birkaç defa söyledim. Ya bu toprağın altı var. Öyle. Şimdi Mehmet Baboğlu, Tarım Komisyonu Başkanı. Devlet Su İşleri'nin bu su birliklerinin kapatılması olayını Tarım Komisyonu'ndan o da elini kaldırdı, geçirdi. Ne oldu şimdi? 24 Haziran'da seçim var. Bakalım seni bir daha aday gösterecekler. Bir de bu sulama birliklerine ki olayı şimdi şeker fabrikaları hadi zarar ediyor argümanıyla, evet, bahanesiyle sattı. Sulama birliğin devletten sana yükü yok, almıyor ki. Yani bundaki hesap çok acı. Yani ona bile göz koymuşsun ya. Buradan o bu çıkıyor. Bir. Orada zaten kel gözüküyor. Bir, yani senin niyetin gözüküyor. Aynen öyle. Bu zaten birebir diyorsun ki yani ben bu işe de el atacağım. Ben bundan da para kazanmam lazım diyorsun. Bir de size bir soru soracağım. Şimdi biraz önceki hayvan görüntüleri, evet, Elbistan'da mı sadece, yurt hayır, geneline yayılmış mı? Geminin orada. Geminin içinde. Tabii geminin içerisinde limandayken, Mersin limanındayken bu resimlerin çekildiğini söylüyor. Bu resimlerde Tarım Pusulası diye bir tarımın bir sosyal medyası var. Tarım Pusulası diye. Bu resimleri onlar paylaşmışlar. Bu başlık altında. O yüzden aldım. Peki onlar nasıl çekebilmişler? Gemiye giriş izinleri var mıymış? Ya orada hayvanları almaya gidiyorlar ya üreticiler. Hı, anladım. Orada çekilmiş. Ne şekilde çekilmiş bilmiyorum. Peki dağılmış mı hayvanlar yurt? Tabii canım, 6000 hayvan dağıldı. Elbistan'a ne kadar düştü? Yani girmelerine izin verildi yani. Gemide durmuyor şu an. Tabii gitti. Gemilerin... Onların hepsi Şubat'ın 10'unda gelmiş bu gemi. Tespit edildiği süre bende şey var. Yani sakın, bakın şu lafı da söyleyeyim. Sakın ya bu kim iddia ediyor kardeşim, çıksın açıklasın. Yok böyle bir durum filan demeyin. Belgesiz konuşmam, belgeler var elimde. Sakın öyle bir yanlışa da gelmeyin. Sizde bir hukukumuz var. Sizinle de programlar yaptık. Bu konuda ters köşeye düşmeyin. Benim elimde laboratuvar var. Hangi küpe numaralı, hangi hayvanların pozitif çıkmış, hangiler negatif çıkmış, kimler kimlere yazı yazmış, bu hayvanları kavurma ünitesi olan bir et süt mezbaniye verin diye resmi yazılarda var. Yani oradan boşaltıp dolu tutmaya sakın kalkmayın. Ben öyle yapmıyorum zaten. Yani ilk başta uyarayım da sonradan daha mahcup olacak işlere girmesinler. Yani 6000 tane hayvan geliyor Şubat'ın 10'unda Mersin Limanı'na. Oradan ya direkt alıcılara veriliyor ya da serbest bir yine orada bir bölgede karantina yapılıyor ki o ayrıca üreticilerden para alıyorlar o zaman. Ot parası, bakım parası diye. Veya malı alanların kendi tesislerinde karantinayı orada tamamlıyorlar. Ya bu karantina süresince kesime gidilemiyor, satılamıyor, anladım, şehir değiştiremiyor. Yani karantina dediğimiz, anladım, bu. Ya bu olayda benim beklediğim olay
Bu 6000 tane hayvandan da numune alınmalı. Tabii ki. Ama bu numuneler alınırken de ahbap dost ilişkileri ne derler? Ahbap çavuş. Ha, ahbap çavuş ilişkilerine de girilmemesi lazım. Evet. Bu örnekler buna göre alınmalı. Ben 6000 hayvandan da alınmasını taraftarıyım. Hadi bu olay tarım masasına düştü. Bizim radarımıza, tarım masasının radarına takıldı. Elbistan'ın zararını karşıladınız. Diğer yerler? Diğer yerler. Herkes tarım masasını izleyecek kadar da şanslı değiller. Tarım masasından haber olmayanlar da var. Aynen öyle. Ne yapalım kardeşim, yani bu işte böyle. Bir de Recep Bey, bence o 6000 hayvan ayrı ayrı alınmalı ve bence birkaç laboratuvardan alınmalı. Evet. Bu iş çok hassas. Yani bu sağlık ya, can yani bu. Bütün bir ülkenin bir insanları, 6000 tane hayvan, bu etler dağılacak. Bunları çocuklar yiyecek. Bu şekilde çok titiz davranılması gerekir. Sizi bu araştırmanızdan dolayı kutluyorum. Evet. Teşekkür ederim. Tabi burada daha farklı sıkıntılar da var ama o fiyatın daha altında bende resimleri de var. Daha kaliteli hayvanlar da var. Var. Özel sektörün getirdiği. Apar topar bakanlık yanılmıyorsam bir kararname çıkartmış. Demiş ki bundan sonra biz şeyden çekiliyoruz. Hayvan seçimlerine bakanlık personeli gitmeyecek diye de bir karar çıkarmışlar. Bu da işte bu olayda bizim bir hatamız, sıkıntımız yok. Ama Elbistan'ın genelinde sıkıntılar var. Programımızı bir 5 dakika geçtik ama şunu duyurdum. Bunu da hemen hızlıca okuyacağım. Bizim malum biliyorsunuz Türk tarımının en önemli bakanı Mehdi Eker. Bu programda çok konuşuldu kendisinden. Tarımın bu hale gelmesinde en önemli insan olarak hala onun projeleri yürüyor. Fransa'dan da Fransa devletinden de üstün liyakat madalyası almıştı. Fransız hayvancılığına verdiği destekten dolayı o destek hala devam ediyor. Aynı Mehdi Eker de artık bu kadar ayağa düştü bu olaylar. 7 tane akrabasını yüksek maaş veren kurumlara da yerleştirmiş. Millet gazetesinin haberi bu. Damadı Mustafa Ayhan'ı 2009 yılında özel kalem müdürü olarak atamış. Ayhan daha sonra Ataköy Kadıköy Ağız ve Diz Sağlığı Merkezi'nin başhekimliğine görevlendirilmiş. Yeğeni Ferda Eker Sümer 2010 yılında TRT Genel Müdürlüğü'nde yapım ve yayın elemanı olarak başlamış. Yine bir diğer yeğeni Ali Fuat Eker 2005'te Başbakanlık Personel ve Prensler Genel Müdürlüğü'ne atanmış. Halen de Diyarbakır İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde çalışıyormuş. Yeğeni Mehmet Akif Eker uzman onbaşı iken 2013 yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne memur olarak atanmış. Kardeşi Mehmet Metin Eker 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü olarak atanmış. Yeğeni Gülsüm Tanrıkulu Göze 2011 yılında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda veteriner hekim olarak göreve başlamış. Abisi Ahmet Eker 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmış. Bu buralarda neyse kapanışta onu yapayım abi, son yani bir dakika kapanış yapalım, ondan sonra kapatacağız. Çok geçtik çünkü. Görünen şu ki çok sıkı bir kadrolaşma var yanlış yakınlardan yana. Bu da işte liyakatin ne kadar ayaklar altına alındığını gösteriyor. Ve hala bu olayı savunan bir güruh varsa da vay halimize diyorum. Allah devlete millete yardımcı olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Tarım Masası'nın daimi yorumcusu, sanayici Kenan Özcan'dı sevgili seyirciler. Tabii burada Bosna olayını konuştuk. Çiftçilerin 2,5 kat trilyon civarında takibe düşen borçlarını konuştuk.
dost acı söyler. Biz milli bir davranış gösteriyoruz, milli bir duruş gösteriyoruz. Bizi yönetecekler artık saf, bunlara taahhüt et, vaat et, seçim propagandası yap, bunlar yergine bizi seçer döneminin bittiğini söylüyoruz. Elindeki kartları güçlü olan, ciddi oranda millet için, devlet için projesi olan insanların artık görevde olmalarını bekliyoruz. O yüzden de tarım ve hayvancılığa gerekli önemi kim verirse oyların bu tarafa verilmesini istiyoruz. Hangi parti veya parti ismi asla ben zikretmeyeceğim. A parti, B parti, C parti değil. Dinleyin arkadaşlar. Yani bir tane televizyonda bir tane şarkıcı çıktığı zaman milyonlar ona kilitleniyor. Ama bir partinin seçim programını alıp internetten bakıp araştırmaya da üşeniyoruz. Ondan sonra da feryat ediyoruz. Yok. Bu seçim döneminde muhakkak suretle seçim beyannamelerini okumamız lazım. Sayın Mehdi Eker'e gelince yazıklar olsun diyorum. Yani bu 7 tane insanı yerleştirdin. Onlar yüksek maaşla para kazanıyorlar. O para haram para. Kaç tane kişinin hakkının yendiğini düşünün. Bu kul hakkına girer. Bu toprağın altı da var. Bundan sonra bizi yönetenlerin yönetmeye devam edeceklerin kim olursa bürokratıdır, müdürüdür, bakanıdır, başbakanıdır, cumhurbaşkanıdır. Lütfen toprağın altını düşünün. Toprağın altında azap var ama bir tarafta da cennet var. Bunu iyi hesap edin. Ben ölmem diye düşünmeyin. Sultan Süleyman ölmüş, 1000 yaşına kadar yaşamış, ölmüş. O yüzden toprağın altını düşünün. Bu hafta biz ayrılan süre bu kadardı sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası'nı sundu.